teşekkür ediyoruz. Gittik'in hoşgörü diyarı olarak başkentlik unvanına sahip olan Konya'da özellikle böyle vuslat yıl dönümünde bulunmaktan mutlu olduğumuzu tekrar dile getiriyorum. Gündemimize geçmeden önce bir açış konuşmalarını takdir edeyim. Sayın Konya'da Başkanımız İsmail Turan açış konuşması yapacaktır. Çok değerli TÜRMOP Genel Sayın Hanım, Kamu Gözetim Kurulu Eğitim Daire Başkanı, TÜRMOP'un eski yönetim kurulu üyesi, çok değerli oda başkanları, yönetim kurulu arkadaşları, değerli meslektaşlarım, hepinizi şahsım ve kurullarım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hazreti Pir'in memleketinde vuslata erdiği bu aylarda sizleri Konya'da misafir etmekten gerçekten büyük onur ve mutluluk taşıyoruz. Değerli meslektaşlarım, biraz evvel Sine Özcan'da da izlediğiniz gibi Konya sanayi, tarım, kültür ve şimdi spor alanında müthiş bir gelişme sağlıyor. İnşallah Konya'mızda, üniversitelerimizde, sanayimizde hem meslektaşlarımızın da katkı sağladığı büyük organizasyonlarda hem Türkiye'de hem de meslektaşlarımızın katkılarıyla daha da büyüyeceğine inanıyorum. Değerli meslektaşlarım, Konya olarak 2043 üyemiz, 1000'e yakın stajyerimiz, 100.000 mükellefe hizmet etmek için mesleki camiada gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten Konya'da yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sivil toplum örgütleriyle ve paydaşlarımızla sıfır sorun geliyoruz. Aylık yapmış olduğumuz muhtap toplantılar neticesinde meslektaşlarımızın ve mükelleflerimizin hizmetlerini daha iyi görebilmek açısından istişareler neticesinde hem meslektaşlarımızın hem mükelleflerimizin sorunlarını çözüm sağladık. Sorun olduğu zaman en kısa sürede de çözmek için hızlı bir şekilde elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Mesleki alanda da çok yakınlarla bildiğiniz gibi Anadolu Odaları Eğitim Semineri ile hakikaten Türkiye'de bir marka haline geldik. Bugün 14.sünü düzenliyoruz. 24 yıllık bir mazimiz var, 14.sünü düzenliyoruz. Konya'da, yerel alanda yapmış olduğumuz çalışmalarda yıllık ortalama 33 tane eğitim çalışması yapıyoruz. Stajyer kursları, yeterlilik kursları, ihtisas kursları, bağımsız eğitim kursları ve odamızda yüksek lisans yapıyoruz. Şu anda stajyerlerimizin bir yıl avantaj sağlaması açısından Selçuk Üniversitesi'mizle anlaşma yaptık. Oda binamızda yüksek lisans yapıyoruz. Bundan şu ana kadar stajyerimiz ve meslek mühendisimiz 250'ye yakın bir yıl içinde yüksek lisans sahibi olur. İnşallah bunları geliştirerek devam edeceğiz. Tabii mesleki sorunlarımız açısından gündemimiz hakikaten yoğun geçiyor. Özellikle Aralık ayındayız. 6500'lik sayılı, torba yasayla ilgili meslektaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii buna paralel olarak da bazı getirilen yükler var. İşte dün Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgelerin uzatımıyla ilgili gerçekten TÜRMOP'umuzun ve Ankara odamızın çok büyük katkıları oldu. Ben bunlara teşekkür ediyorum. Bunun idari para cezası yönüyle kaldırılması üzerimize vazife olmadan meslektaşlarımızı rahatlattı. Yani ise bugün belki burada birçok arkadaşımız şu anda bürosuyla irtibat halinde şu ortağın bildirimini ver, bunu çıkart diye çalışmaya başladı. Onun için bu ani değişiklikler hakikaten mesleğimizi yoruyor. Tabii hareketli mesleği icat ediyoruz. Bunun için de sürekli eğitim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sektörel anlamda uzmanlaşma sağlamamız gerekiyor. Bizim özellikle bölgemizde tarımla ilgili çok büyük yatırımlar var. Özellikle tarım, makine sanayi, imalat sanayi. Bunlarla ilgili biz sürekli eğitim çalışması yapıyoruz. Tarım muhasebesiyle ilgili çalışmayı belki ilk defa Anadolu'larında sizlere ve bizim meslek mühendisliği arkadaşlarımızın yapınız mı?
Daha sonra Konya'da da devam ediyoruz. Tarım makineleri imalatı, otoyedik parça imalatı bölgemizin en önemli sanayi alanlarından biri. Bununla ilgili de meslektaşlarımızın maliyet muhasebesi bölümüne de ihtisas kurslarımızı alıyoruz. Bununla ilgili sorunları da yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ankara'yla yapmış olduğumuz çok sıkı çalışmalar neticesinde bürokratlarımızı Konya'da sürekli eğitime davet ediyoruz. Maliye Bakanlığı, AYK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üst düzey bürokratları Konya'da gelip burada meslektaşlarımıza eğitim veriyorlar. Bunları da geliştirerek devam etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha değişik çalışmalarla meslektaşlarımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben sözlerimi uzatmadan bugünkü program hakkında bir bilgi vereyim. Programımız 17.30'da sona ermek zorunda. Çünkü Mevlana anma törenleri, sema gösterisine misafirlerimizi götüreceğimiz için bir de Tork Arena Stadı'nda bugün yemek programımızı yöneldik. Tork Arena Stadı gerçekten Türkiye'nin şu anda en önemli stadlarından biri oldu. Burada da hem bir stadı görmeniz açısından orada bir Konya bölüsü ikram edeceğiz. Akşam da sema gösterisi Mevlana Kültür Merkezi'nde siz değerli misafirlerimizi izlettikten sonra otele intikal edeceğiz. Yarın da kalan meslektaşlarımız açısından da bir Konya gezi turu programı hazırladık. Bununla ilgili de siz kalan meslektaşlarımızı yarın Konya'daki tarihi yerleri gezdireceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'nin, İç Anadolu'muzun ve Doğu Anadolu'ndan gelen değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.